Aracının satışından gelen 111 bin lirayı bindiği minibüste düşürdü sevgili izleyenler. Olayın farkına vardığında ortada tabii ne minibüs vardı ne de para. Soluğu hemen poliste aldı. Ekipler para trafiğinin izini sürdü ve bakın olay nasıl son buldu. Feribot'a bindim. Bu arada paranın yok olduğunu anladım. Sağa sola panikleyerek koştum. Bir anlık dalgınlık yılların emeğini boşa çıkarmıştı. Minibüste 111 bin lirasını düşüren Ahmet Dağ sonunda parasına kavuştu. Bütün Yalova ve bütün Türkiye polisinin adına hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Talihsiz olay önceki gün Yalova'da meydana geldi. Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ahmet Dağ aracını sattı. O paranın bir kısmıyla çocuklarının eğitim, hasta eşinin hastane masraflarını karşılayacaktı. Bu parayı da arabamı sattım, çocuklarımın eğitimi için kullanacaktım efendim. Eşim hasta, bir kısmını da eşimi hastaneye masrafları için kullanacağım diye. Geçmiş olsun. Evet, sağ olun. Borcu da vardı. Sattığı aracından kalan 111 bin lirayı borç aldığı kişiye teslim etmek üzere İstanbul'a yola çıktı. Yalova Otogarı'ndan deniz otobüsü terminaline gelmek için minibüse bindi ve ne olduysa işte o yolculukta oldu. Feribot'a bindim, bu arada paranın yok olduğunu anladım. Sağa sola panikleyerek koştum moştum. Ama iş işten geçmişti. Ahmet Dağ bir poşet içinde taşıdığı 111 bin lirayı minibüste düşürdüğünü fark etti ve hemen karakola koştu. O gün Allah'a kurban olayım. Dua ettim. Ya Rabbi ben dedim bu parayı yani çok çözümün rızkı. Çok çocuğuma harcayacağım. Yani galiban insanım ben. Ekipler minibüste yaptıkları ilk incelemede para dolu poşeti bulamadı. Yalova polisi iki günde yüzden fazla mobese ve güvenlik kamerası kaydını izleyip kayıp paranın izini sürdü. Ve yabancı uyruklu bir kişinin minibüste elinde poşetle inerek taksiyle evine gittiği tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada kayıp olan para bulundu. Gittiğim günden bu tarafa hanımım hasta, yatakta yatıyor şu anda. Her gün ağlıyoruz. Her gün ağlıyoruz yani. Paramıza dua ediyoruz Allah'a. İnşallah paramız bulunur. Allah'ıma şükürler olsun bulundu. Ahmet daha mutluydu. Poşetin içinden 111 bin lirasını polisin elinden teslim aldı. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden.